Ben böyle soru beklemiyordum ki. Yani dinimizi simgeleyen Mevlid Kandili nedir? Dini İslam'ı bilmem. Merhaba değerli izleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gün olarak kutlanan Mevlid Kandili'ni halkımıza soracağız. Mevlid Kandili nedir diye soruyu yönelteceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bahseder misiniz diyeceğiz. Bakalım bizlere nasıl cevaplar verecekler, hep birlikte görelim. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili. Vallahi şimdi kursa geç kalacağız. Siz biliyor musunuz Mevlid Kandili nedir? Yok ablacığım, bilmiyorum. Kendileri Peygamber Efendimiz'in doğum gecesi. Evet, çok güzel. Peygamber Efendimiz denilince akla ilk gelen hadis-i şerifi söyleyebilir misiniz? Sizin aklınıza ilk gelen hadis-i şerifi. Onu bilmiyorum. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden bize söyleyebilir misiniz? Hangi söyle, benim işim var şimdi ya. Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz'in doğduğu gün mü oluyor? Doğduğu gün. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Siz? Bana sorarsan öyle. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gün. Bize Peygamber Efendimiz denilince aklı ilk gelen hadis-i şerifini söyleyebilir misiniz? Sizin aklınıza ilk gelen. Oku. Allah'ın adıyla oku. Ayet değil miydi o? Ayet. Peki Peygamber Efendimizin sünnetlerinden bize söyleyebilir misiniz? Bir sürü sünnetleri var, bir tane değil. Aklınıza gelen... Mesela namaz kılmak, nafile namaz kılmak, oruç tutmak, fakire fukaraya yardım etmek, kadınları korumak, çocukları korumak, bunun gibi bir sürü var. Mevlid Kandili'ni nasıl eda edeceksiniz? Camiye gideceğiz, camide eda edeceğiz inşallah. Tesbih namazı. Evet. İnşallah Allah'ım kabul etsin, çok sağ olun. Yani dinimizi simgeleyen... Hazırlıksız yakalandım. Yani biliyor muyuz? Yeni bir simgedir ama Mevlid Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, 3 kandil var biliyoruz ama hani geniş çaplı içeriğini bilmiyorum tabii ki. Peki şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz denildiği zaman aklınıza ilk gelen hadis-i şerifi nedir? Hadis-i şerifi nedir? Peki Peygamber Efendimizin sünnetlerinden birini söyleyebilir misiniz bize? İlk aklınıza gelen? Zekat vermek. Hacca gitmek, namaz kılmak, buna benzer. Onlar imanın, İslam'ın şartları değil miydi? Galiba. Karıştı. Ben sünnet sordum. Neydi? İsmail, sana da eğlence çıktı ya. Soru neydi ki? Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden birini sordum. İsterseniz siz de şöyle alalım. Gel bakalım İsmail Bey. Gel canım, gel, uzak durma. Neyse, keselim ya. Vazgeçtim. Ya ben bunları biliyordum ya. Doğum yıldönüm Peygamber Efendimiz'in. Çok güzel. Hadis-i şerif söyleyebilir misiniz bize? Resulullah dediğimiz zaman aklınıza ilk gelen hadis-i şerif. Şu an aklıma hiç gelmedi ya. Şu an öyle bir sordunuz ki. Peki Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden bir tanesini bize söyleyebilir misiniz? Tabii. Su içerken oturup, yani suyup 3 defa içmesi, yani 3 kere de içmesi. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden bir tanesini bize söyleyebilir misin? Bilmiyorum abla ya. Hiç bilmiyor musun? Evet. Mesela yemeği sağ elle mi yiyorsun, sol elle mi? Sağ. Sağ elle yiyorsun. Evet. Peki bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğunu biliyor muydun? Hayır. Mesela bu gibi çok sünnet var. Bilmiyorum abla ya. Peki tamam, sana soralım. Sen biliyor musun? Sen de mi bilmiyorsun? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili nedir? Çok güzel bir adama sordum. Yani tam bilgi sahibi değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bahseder misiniz? 15 yaşına kadar hafızlık yaptım diyeyim. Konuşsana şurada. Laf takılmasın. Vallahi ben bu sorular... Bir soru daha sorayım o zaman. Peygamber Efendimizin sünnetlerinden birini bahseder misiniz bize? Aklınıza ilk gelen sünneti. Salih abi. Biz de şu an bir film falan çekiyoruz. O kadar kafam bulanık ki yani hiç kendimi, ismimi bile hatırlamıyorum. Peygamber Efendimiz denilince aklınıza ilk gelen hadis-i şerifi bize söyleyebilir misiniz? Veya Peygamber Efendimizin bir sünnetini bize söyleyebilir misiniz? Vallahi bilmiyorum. Sünnet de mi bilmiyorsunuz? Mevlid Kandili Peygamberimizin doğumunu anlatmaktır. Peki Peygamber Efendimizin sünnetlerinden bir tane söyleyebilir misiniz? Sünnetini, Peygamberimizin sünneti çoktur elhamdülillah. Sakal, saç, sünnet. Ondan sonra
aynı darak taşımak sünnet, tırnak kesmesi aynı darak, bunlar hep sünnet. Peygamberimiz sünneti saymayan hem bitmez. Allah'ım bizleri şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Gecene sevabına nail eylesin cümlemizi. Amin amin. Anladınız mı? Efendim, Allah'ım şefaatine cümlemizi, ümmeti Müslümanı şefaatine nail eylesin. Bu hastalığı da peygamberimizin yüz hürmetine bütün Müslüman ülkelerinden kaldırsın yüce Allah'ım. Amin amin. Allahu Teala son nefeste de cümlemizi imanla, Kur'an'la bu dünyadan göçmeyi nasip eylesin. Haydi amin. İyi günler, Allah ısmarladık. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Peygamber Efendimizin doğumunu temsil eden bir hafta. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor Peygamber Efendimiz. Eğer biz de ümmet olarak Peygamber Efendimizi seversek, onun sünnetlerine tabi olursak inşallah biz de onlarla birlikte olacağız. Şey değil mi? Peygamber Efendimizin doğduğu gün. Evet. Peki Peygamber Efendimizle ilgili bir sünnet söyleyebilir misiniz bize? Güzel söz sadakadır. Ya sadaka oldu bu galiba. Hadis-i şerif oldu değil mi? Bir sünnet söyleyebilir misiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela, sünnetlerinden birini söyleyebilir misiniz? Yemeği yedik ya, kalkarken mesela ekmekle bitirmek gerekirmiş. Başlarken de tuzla başlamak gerekirmiş. Yani bunlar da. Yarın Mevlid Kandili. Mevlid Kandili ile ilgili sizi izleyen vatandaşlara bir şey söylemek ister misiniz? Bir mesaj vermek ister misiniz? Şu an öyle bir şeyim yok ama dua edebilirler mesela yani. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kandil yani sonuçta. Peki nasıl eda edeceksiniz? Nasıl kutlayacaksınız kandili? Kandilde abdestlenip Kur'an okumak, dua etmek tabii beklediğim bir şeyler için. Namaz kılmak. Allah'a şükrederim yani, başka bir şey gelmiyor aklıma.